arkadaşlar. Bugün yine eğlenceli bir konuyla buradayım. Bugünkü konu lokum. Lokumu seviyor musunuz? Bugün lokumla ilgili eğlenceli bir haberi getirdim. Son günlerde Kore'nin ilk lokum dükkanı açıldı. Dükkanın sahibi Türkiye'ye geldiğinde lokumu denemiş ve çok beğenmiş. Kore'ye döndükten sonra orada lokum dükkanı açmaya karar vermiş. Lokum dükkanı açmak için tekrar Türkiye'ye gelip İstanbul, Safranbolu, Afyon'daki lokum ustalarından lokum yapmayı öğrenmiş. Sonra Korelilerin damak tadına uygun şekilde değiştirip Yeniçeri lokum dükkanı açmış. Şimdiye kadar bazı Türk lokantalardan lokumu deneyebiliyorduk ama çok fazla çeşidi yoktu. O yüzden Yeniçeri Lokum Dükkanı Kore'nin ilk lokum dükkanı diyebiliriz. Ve dükkanı sahibi bana denememiz için birkaç çeşit lokumu gönderdi. Ben şimdi burada tadına bakacağım ve Türk arkadaşlarıma da tattıracağım. Türk lokumlara benziyor mu? Farklı ise nasıl farklı? Türkler de beğenir mi? Onun hakkında yorumlarını alacağım. O zaman şimdi başlıyorum. Bence Yeniçeri Lokum'un lokum kutusunu göstereceğim. Bu şekilde biraz Osman havası veriyor. Böyle mor rengi güzel bir kutu yapmışlar. 5 tane çeşidi geldi. Belki bu çeşitler Türkiye'de bulunmayabilir bence. Birinci çikolata lokumu, ikinci blueberry lokumu, üçüncü mango lokumu, dördüncü grapefruit pineapple lokumu, beşinci çiğnek papaya lokumu. Böyle 5 tane çeşidi geldi. Ben önce blueberry lokumu deneyeceğim. Bu şekilde. Üstünde Hindistan cevizi var. Ve içinde böyle blueberry oluyor. Ben başka lokumlar nasıl? Bu da çilek papaya lokum. İçeride papaya ya da çilek bulabiliyorum. Türkiye'deki lokumlar biraz bana göre çok şekerli. Korelilerin damak tadına daha uygun şekilde yapmışlar. Daha çok meyve tadlarını alabiliyorum. Türk lokuma göre bu daha böyle az şekerli olmuş. Ama bence Türkiye'deki Türk ustalarından öğrenmiş belli. Çünkü Türkiye'deki lokumlarına çok benziyor. Bu arada lokum yaparken direkt malzemeden olan, yani blueberry lokumu ise blueberry'den olan tadlardan yapmış. Hiç kimyasal tadı ya da koku katmamış. O zaman şimdi Türk arkadaşlarıma denetiyorum. Yorumlarına bakalım. Merhaba. 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 Normalde lokum seviyor musun? Evet, seviyorum. Kedimin adı bile lokum. İhtiyaçtan veya aradığım bir şey değildir ama yerim. Bu tatlıyı çok seversin, değil mi? Bunlardan mı yiyor? Evet. Hepsinden yemek zorunda mı? Evet. Mangodan başlayalım. O da mangolu. Mangolu? Evet. Bu blueberry. Evet. Yorum alabilir miyim? Tabii ki. Hemen bakıyorum tadına. Teşekkür ediyorum bu arada bizim tınız simgelediğiniz için. Aslında kıvamı falan güzel. Çok güzel. Çünkü şey normalde işte dokuma bastığında falan filan şey yapması lazım. Hani esnemesi lazım. Tekrardan aynı şekilde alması lazım. Güzel. Güzel mi? Nasıl? 10 numara. Çok güzel olmuş. Ama bizim için biraz tatı az, şekeri az gibi. Blueberry tadını çok alabiliyor musun oradan? Alıyorsun. Hindistan cevizi pek bastırmamış. Şimdi yerken de birazcık yani kenarda değil de ön tarafta çiğnemek gerekiyor. O yüzden tadını net alabilirsin. Mango tadını alıyor musun? Alıyorum. Bayağı güzelmiş. Bizim şey, lokum biraz daha tatlı, şekerli.
Hiç blueberry lokumu denediniz mi? Yok, hiç yok. Belki ondan kaynaklı olabilir. Normal bizim Türkiye'de yapılan lokumlar bana biraz ağır geliyor. Çok tatlı geliyor. Ama bu bayağı sade olmuş. Kore versiyonu hoşuma gitti yani. Mango güzel. Nasıl? Güzelmiş ha. Hiç şeker falan yok abi burada. Ekstra. Şöyle inanılmaz bir şeker tadı var. Meyvenin tadını aldı daha güzel. Ben blueberry'yi beğendim. Yerim. Lokum kütlesini de mango yaşamış. Pek benim stilim değil ama deniyorum. Güzel ama tadı pek benlik değil. Yaban mersin tadı ağır geliyor bana da. Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Bir de bundan alayım. Oo, mango da var da. Şekeri aslında. Ya bunları yedim bir akşam fazladan koşacağım ya senin yüzünden. Ama mango da. Mango tadı o kadar gelmiyor mesela. Ama mango güzel. Hoşuma gitti yani. Türk lokuma benziyor mu? Bu değil. Benzemiyor mu? Benzemiyor. Niye? Yani lokum ama geleneksel olan tadı değil. Bizde genelde işte sadece böyle ceviz veya fındık vardır. Böyle daha pekmezimsi bir tadı oldu. Bu aromalı olmuş tamamen ama. Benziyor. Hatta tıpı tıp aynısı olmuş. Gerçekten çok güzel. Aynısı. Yakın. Yani ben buna Türk lokumu diyemem. Açıkçası. Şeker az olduğu için mi? Evet yani kötü değil. Sakın kesin öyle olup öyle söylemeye çalışmıyorum. Bayağı başarılı. Normal işte burada üretilmiş olarak bitirseydin de ben fark etmezdim. Onu söyleyebilirim. Evet. Evet benziyor. En çok şu benziyor. Şey olarak şeker oranı olarak. Ama şu ikisi daha çok lokum gibi tabii. Ama meyveleri falan bayağı güzel. Meyve tadını canlı alıyorsun. Yeniçeri de güzel ısıtmış yalnız. Ya biz genelde ya cevizli ya fındıklı bu böyle meyve aromaları vesaire de olmuyor. Bu biraz daha inovatif olmuş, daha yenilikçi böyle. Evet. Güzel. Türkleri sever mi? Türkler sever. Beğendim ben çünkü bayağı. Türkiye'de tutar mı bu? Bu tutar. Bir tane. Bu ikisi bayağı güzelmiş. Güzel. I like it. Ben mangoluyu bir daha alacağım. Çok güzel demek. Çok güzel. Ustacığım eline sağlık. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ben beğendim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Rica ederim. Lokum da çok güzel olmuş. Tebrik ediyorum Korelilere. Süper olmuş. Teşekkür ederim. Şey değil. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Yeniçeri lokuma bir şey diyor musun? Korucu bir şey dersene. Korucu olarak fighting. Yorumları buraya kadar. Bence bu iyi bir haber. Çünkü Türkiye'ye gelme fırsatı olmadığı için lokumu denememiş olanlar da artık Kore'de lokumu deneyebiliyor. Ve Türkiye'ye gelip lokumu denemiş, beğenmiş insanlar da Kore'de özledikçe lokumu alıp yiyebiliyor. O yüzden sizinle bu haberi paylaşabildiğim için çok mutluyum. Ayrıca arkadaşlarımla Kore'den gelen lokumu denerken çok eğlendim. Videoda olan herkese çok teşekkür ederim. Bir de bize bu güzel lokumlarını gönderdiği için Yeniçeri Lokum'a da çok teşekkür ederim. O zaman sonraki videoda görüşürüz.